Evet. Münevver Karabulut'un Münevver Karabulut cinayetinin video serisinin 8. videosundayız arkadaşlar. Gittikçe resmi çözüyoruz. Tabii bu kadar video, bu bilgiler insanı zihnen de yoruyor ama ben videolarıma birer gün ara vermek istemem sebebi şu arkadaşlar. Sizler de bu analizlerde bir şeyler ortaya koyabilirsiniz. Biraz da zihninizdeki bilgiler durulsun. Belki sizler de çok güzel şeyler görebilirsiniz. Şimdi adım adım resmi büyüterek devam ediyoruz. Belki de sonunda hepimiz net bir resme ulaşabiliriz birlikte. Şimdi geldik 8. videoya. Bu videoda değerli dostlar, Cem Garipoğlu'nun güneş ve doğum öncesi güneş ve ay tutulmasıyla birlikte bu ay tutulması ve güneş tutulmasının ilk Saros serisine gireceğiz. Bakalım onlar bize ne bilgisi verecek. Bu arada Münevver Karabulut'la ilgili bir hususu söylemeyi unuttum. Hepinizden özür diliyorum. Şimdi ben bu videoya başlarken önce o hususu söyleyeceğim. Sonra Cem Garipoğlu'nun güneş ve ay tutulması o Saros döngüden inceleyeceğiz. Şimdi unuttuğum husus şuydu arkadaşlar. 7. videoda anlatmayı unuttum. O da şu değerli dostlar. Şurada Münevver Karabulut'un Saros döngüsü 131 demiştim ya. Güneş tutulması. 131. Saros döngüsü, güneş tutulması. Bakın arkadaşlar. Şurada 1991, 16 Ocak ve 26 Ocak 2009, yani cinayet öncesi güneş tutulması, Saros döngüsü aynı. Bu cinayetten önceki güneş tutulması ve ay tutulması Münevver Karabulut'un doğum öncesi haritasındaki güneş ve ay tutulmasıyla aynı derece. Saros döngüleri değerli dostlar 18 yıl 10 gün 11 gün civarında değişir. Nereden anlıyoruz? Bakın 16 Ocak 1991'den 18 ekliyoruz. 26 Ocak 2009. Ve neden 18 yaş anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın Saros döngüsünden kaynaklı. Hem ay hem güneş. Bu bilgiyi söylemeyi unuttum. Bu bilgiyi de tekrar hatırlatalım. Yani Münevver Karabulut'un kendi doğum haritası, natal haritası öncesi güneş ve ay tutulmasının Saros döngüsü öldürüldüğü tarihten önceki güneş ve ay tutulmasıyla aynı. İşte bakın bu çok enteresan. Şimdi geldik. Cem Karabulut'un doğum öncesi güneş ve ay tutulmasıyla birlikte onların Saros döngülerine ilk tutulmalar. Sırların kapısını biraz daha aralayalım. Biraz zamanda yolculuk yapalım. Şöyle zamanda yolculuk çok keyifli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani var mı yok mu bunu bilemem. Ben var olduğuna inanıyorum. Evet. Cem Garipoğlu'nun bakın doğum öncesi güneş tutulması yaklaşık 19 derece yengeçte olmuş. Ay tutulması da burada 3 derece kova aslan aksında olmuş. Şöyle bakıyoruz. Gördüğümüz evet. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık 19 derece yengeçte ve burada ay düğümüyle arkadaşlar tıpatıp aynı derece. Bu tam tutulma. İnanılmaz ve yaklaşık 19 derece. Bakın liderlik, soylu ve yengeçte geçmişten beridir. İnanılmaz. Acayip bir şey gerçekten. Yani doğum öncesi güneş tutulması çok ama çok şaşırtıcı. Buradan dikkat çekici bir bilgi var mı? Ona bakıyorum. Bir şuna bakalım. Doğum öncesi evet. Arkadaşlar bu da doğum öncesi ay tutulması. Ay tutulması tamamlama enerjisi. Bakın. Ay Satürn kavuşumu ama Güneş'e karşı. Kovada ve 12. evde. Yani burada da 6-12 baksını Başak gibi düşünebilirsiniz. Burada bunu Başak gibi düşünmeyi bir tarafa bırakalım. Bu ayrı bir şey. Neyse burada karıştırmayacağım. Burada Ay Kova'da ve Satürn'e kavuşuyor. Güneş'e karşı. Yine bir soyluluğa karşı. Bir soylu figüre karşı bir durum değerli dostlar.
Burada bir diğer hususta Mars-Venüs kavuşumu ve Başak'ta. Bakın, bakire bir kız Venüs Başak'ta ve Mars şiddet. Bakire birine karşı şiddet. Kurban edilmesi. Kendi haritasından bakalım, yine sıra dışı bir şey var mı? Evet, Jüpiter Plüto karesi. Bu yine inançla ilgili farklılık. İnançsal olarak karşıt olma. Chiron Satürn karşıtı yine burada. Aslan'da bu soylu figüre karşı grup hareketini. Çünkü Satürn kovada. Ama inşa edilmiş bir yapı. Uzun zaman. Satürn kovada şöyle düşünün. Kadim bir grup. Yani çok uzun zamandır oluşmuş bir grup. Öyle algılayabilirsiniz değerli dostlar. Geldik. Bu sefer Cem Garipoğlu Saros döngülerine. Arkadaşlar, o da 29 Ekim 1991'de doğdu. Dolayısıyla onun Güneş Saros döngüsü 136. Ay Saros döngüsüne bakıyoruz. O da 27 Haziran 1991'den, pardon. Ha pardon, şu 148'miş. Ben 110'u almıştım arkadaşlar. Şu 148 alayım. Evet, bir yanılmışım ama neyse, bunu düzeltiriz. Onu şöyle alacağım. Ben ilk 110. Saros döngüsünü almıştım. Bu ta 747 idi. Evet. Şimdi değerli dostlar, Cem Garipoğlu'nun Solar Saros'un 136. Saros ve bunun ilk tutulması kaç yılında oluyor? 22 Haziran 1360. Burada Güneş ve Ay 0 derecede ve 11. evde. Bu bana şunu veriyor arkadaşlar. Burada tapınak şövalyeleri sanki bu tarihlerde Fransız kralı idam etmişti. Sıfırdan bir aile gibi. Bakın, kardeş ve grup. Uranüs 19 derece ikizlerde. Bakın, artık gizlenmiş ve şeyi çekilmiş bir grup. Bu arada Kuzey Ay düğümü yayda. Bu sefer doğruluk için, dini değiştirmek için bir savaşı da anlatabilir. Normalde Güney Ay düğümü yayda yüceleri diyoruz. Bu sefer dine karşı bir durumu anlatıyor arkadaşlar. Mars-Plüto kavuşumu Koç'ta, artık bunu uluslararası bir ve hani nasıl diyelim, bir yok edici örgüt gibi düşünebilirim. Bana buradaki görüntü, çünkü bunun ilk Saros tutulması, bu Cem Garipoğlu'nun yapısı bir tapınak şövalyesi tarzı bir şey olabilir. Nereden anlıyoruz? Yengeç burcunda ve 0 derecede yeni başlamış. İşte bu tarihlerde tapınak şövalyeleri arkadaşlar, 1300'lü yıllarda Fransa kralı, kaçıncı Filip hatırlamıyorum, onun tapınakçıları öldürülmesinden sonra, ama çok vahşice öldürüyor. Bundan dolayı başlıyor. Burada Chiron 22 derece, Uranüs 1 derecede, Aslan'da. Burada da bunların soylu olarak işte itibarlarının gitmesini anlatır. Çünkü o tapınak şövalyeleri soylu insanlardı. Satürn 27 derece, yine böyle önemli soylu insanlar için zorlayıcı bir zaman. Zarar görmesini anlatıyor. Jüpiter ikizlerde inançların burada kötü niyetli. Ya bu Jüpiter ikizlerde benim de bu anlamam gerekir, öyle düşünmeyin. Çünkü yayın karşısında doğruluktan sapmayı anlatıyor burada. Yani özellikle Fransa kralı, işte Vatikan, işte tapınakçılara iftira atıyor falan. Bu onları savunmak için değil arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bu sefer de bir grup oluşuyor. Bakın, Venüs de 19 derecede boğada. Ve bu grup sanki birini mi saklıyor veya işte kutsal kaseyi mi koruyor? Belki onun muhafızları olabilir. Belki de şuradaki Cem Garipoğlu'nun Venüs 19 Başak belki bunu anlatıyor olabilir. Belki bunlar arasındaki savaşı anlatıyor olabilir arkadaşlar. Kutsal kaseyi korumak için. Bilemem. Bu ihtimal var. Şimdi şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu bize bir tapınak tarzı. Bu arada neden şövalye diyorum arkadaşlar? Bakın, Kuzey Ay düğümü yayda. Tapınak şövalye. Atlı şövalyeler. Yay burcu. At. Ve bu sefer Kuzey Ay düğümü yaya gidiyor. Çünkü dinde doğrulukta sapma var. Din değerleri sapmış. İşte Neptün, Ay düğümü karesi, hayal kırıklığı, Lilith, Neptün karşıtlığı, Lilith, Ay düğümü karesi.
Burada karanlık planlar 11 derecede Lilith. İşte bu hareket karşı karanlık planlar, işte yanlış şeylerle yaftalanması, bunların gizemli hale gelmesi, Neptün balıkta kurban olmaları ve bu sefer yer altına çekilmeleri, Uranüs'ün 19 derece ikizlerde kardeşlik örgütünün bir gruba dönüşmesi ve 11. ikizler, o yüzden 11. ikizlerde olmuş arkadaşlar, kardeşlik örgütü. Benim düşüncem Cem Garipoğlu'nun daha çok böyle bir tapınak şövalyesi tarzı bir yapı veya bu yapıdan türev oluşmuş güçlü bir yapı. Görüntü onu gösteriyor değerli dostlar. Buradaki veriler onu gösteriyor. Geldik. Şu 747'yi geçtik. 1973'teki, evet, şunu biraz dereceye oynatalım. Şurada biraz bazen hatalı sonuçlar veriyor. Ay ile güneş aynı 27 47. Bazen böyle hatalar oluyor. Olabiliyor arkadaşlar. Evet, 22 derece 50. Bakın değerli dostlar. Cem Garipoğlu'nun ilk Saros döngüsü 22 derece yengeç, güneş, ay 22 derece oğlakta. Uranüs'ün derecede ve birbirine karşıt Jüpiter kovada. Artı farklı türde inançlar. Burada ay karşıt burcunda. Demek ki ve ay düğümleri de görüyor musunuz? Güney ay düğümü, kuzey ay düğümü yine yengeç oğlak aksında. Bakın kadim bir grup ve Lilith de yayda. İşte şimdi anlaşılıyor ki burada Lilith yay olması büyük ihtimalle şu bağlantı olabilir arkadaşlar. Belki Münevver Karabulut'un çok geçmişteki dini simgesi. Onu son videoda tahmin olarak söyleyeceğim. Şimdi geldik. Burada yine dikkat çekici olan Venüs'ün tepe noktasına Aslan'da gelmesi. Evet, bu gerçekten ilginç. Yani burada bir soylu kadın figürü ya da bunun bir şeyi koruyan bu kutsal kas olabilir mi? Bilemiyorum. Olabilir. Ya da bakire. Burada da Uranüs 19 derecede. Bu sefer terazide. Bak öbüründe ikizlerde. Bunda terazide. Şunu kapatayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? 19 derecede. Yani bu sefer burada ama 12. evde bir gizli yapı. Organize yapı. Grupların etkin olduğu bir kardeşlik grubunun. İşte Jüpiter burada 3. eve gelmiş. Burada din olarak artık karşıt duruş kovadayken 3. evde kardeşlik grubunun. Yani ben burada tamamen kiliseye karşıt, kilisenin zamanda düşman edindiği, şimdi Münevver Karabulut'un haritasından da o bilgileri çıkardık, kendine düşman edindiği bir yapıyla bir ciddi bir savaşı. Bu bir komplo teorisi değil değerli dostlar. Bu arada Satürn Lilith karşıtlığı da var. Bu da neye etkisini verir arkadaşlar? Dindeki şeytani figürlerle kardeşlik, bakın Satürn ikizlerde karşı karşıya geliş. Dolayısıyla tapınak şövalyeleri başlangıçta masumane doğup sonradan biraz daha şeytani bir varlığa dönüşmüş olabilir. Benim buradan gördüğüm, yani bir tapınak şövalye, yani tapınakçı bir yapı olma ihtimali Cem Garipoğlu'nun güneş tutulmasının ilk Saros döngüsü 136. Saros'un 22'sinde kurulmuş. Bir de bakın arkadaşlar 22'si Uranüs'ün bir derece ve bir grubun oluşması, sıfırdan bir yapı, bakın yengeçte ve bir kadim ya grup 11. ev. Kardeşlik yapısı Uranüs 19 derecede kardeşlikten bir yapı. Kuzey ay düğümü yayda. Normalde kuzey ay düğümü ikizler yücedir. Ne oluyor? Dindeki, ya işte dine karşıt bir yapıyı görmüş oluyoruz değerli dostlar. Evet. Cem Garipoğlu'nun 8. videosuyla da resmi daha da oturtuyoruz. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur değerli dostlar. Gerçekten hayatımda yaptığım en zor video serisi. Aslında en zor video çalışması, astrolojik analiz. Bayağı yorucu.
Son 3 video kaldı. Oradan da genel resmi bakalım tam olarak bulabilecek miyiz? Tabii ki %100 hiçbir zaman şudur diyemeyiz. Bu tür konuşmaları sevmem. Gelecekle ilgili yorumlarda da şu olacak demem. Çünkü bu evrenden bilgi akışını tıkar. Siz Tanrı değilsiniz. Bunu yapan değerli astrologlar sakın ha sakın yapmayın. Bilemeyiz. Ben mesela bunları söylüyorum. Bu kesin doğrudur diyemem. Sadece tahminler, olasılıklar, yorumlar. Ama ben doğruyu biliyorum. Ben haklıyım. Öyle bir şey yok. Magazinen astroloji out, gerçekler in. Evet. Şimdi bu videoyu bitirdik. 9. videoda ne anlatacağız? Cem Garipoğlu intihar etmiş olabilir mi? Evet, 9. videoda görüşmek üzere değerli dostlar.